Anne. Karşınızda Maria Jose Cristerna. Hoş geldin Maria. Maria, sana öncelikle çok şaşırdığımı ama bir yandan da çok hayran olduğumu söylemek istiyorum. Muchas gracias. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şu an hani o kadar değişiksin ve hani her şeyinde böyle dokunmak, bakmak, yakından bakmak böyle seninle saatlerce konuşmak istiyorum. Açık konuşayım sana. Gerçekten. İnanılmaz bir şey. Peki Maria, seninle konuşmaya başlamadan önce dilersen hakemimizi çağıralım ve senin rekorunu resmi olarak dinleyelim. Şeyda Hanım, o kadar heyecanlandım ve şaşırdım ki rahat konuşamıyorum, kusura bakmayın. Maria Hanım'ın resmi olarak vücudunda yaptığı değişiklik sayısı kaç acaba? Maria Hanım en meşhur rekortmenlerimizden biri. Vücudunda 49 tane değişiklik var. 49 tane değişiklik. Anlıyorum. O zaman bence bir dünya rekortmeni olarak madalyası ve sertifikasını vermek isteriz. Tebrik ediyorum. Bu bir dünya rekorudur. Çok teşekkür ederim. Bu bir dünya rekoru. Maria, bir dünya rekor etmenisin. Ve seni yenebilen daha olmadı galiba, değil mi? Sen birincisin. Por el momento sí. Şimdilik öyle. Şimdilik öyle. Peki rakiplerin var mı? Haberini alıyor musun? Evet, benim gibi vücudunda değişiklik yapan başka insanlar da var. Ama burada herkesin önünde özellikle belirtmek isterim ki ben önce ruhumu sonra bedenimi değiştirdim. Aa, çok güzel. Önce ruhunu sonra bedenini değiştirdin. Peki bu bir anda mı oldu yoksa yavaş yavaş, yani bir dövmeyle başlayıp 10 dövme, 100 dövme, sonra biraz piercing gibi mi oldu yoksa bir anda ben değişiyorum mu dedin? Hayır, yavaş yavaş oldu. Ben 4 yaşından beri resim yapan bir sanatçıyım. Vücudumdaki ilk değişikliği ergenlik döneminde yaptım. Çünkü vücudumun bir sanat eseri olmasını istiyorum. Çok güzel. Resim yapıyorum dedin. Galiba en güzel tuvalin ya da en sevdiğin tuval sen misin? Evet, bir şekilde öyle. Değil mi? Peki değişiklik yapmaya devam edecek misin? Yoksa hani böyle arada biraz durayım diyor musun? Ya da bir anda aklına gelip hani... Bence bir sınır yok. Büyümek gibi bir şey. Gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Ama yaşlandığımda herhangi bir değişiklik yapabileceğimi düşünmüyorum. Ha, anladım. Ben sana bakarken dokunabilir miyim? Peki bunlar nedir? Silikon. 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 No, no, silikon bedene zarar veren bir madde değildir. Ayrıca sağlık benim için çok önemli. Kadına karşı şiddet kampanyası için çok fazla mücadele ettim. Ve bu mücadele benim için bir ödül oldu. Yani bu kadına karşı şiddete bir protesto olarak mı sen aslında bunları yapmaya başladın? Tam bir protesto denemez ama bir şekilde medyayı kullanarak kadına karşı şiddete dur demeyi hedefliyorum. Bu dünyada kadınların da hakkı olduğunu herkese hatırlatmak istiyorum. O zaman ben burada bir alkış istiyorum. Kadına şiddete hayır demek için Maria. Şahanesin Maria gerçekten. Peki bu dövmelerin kaç senelik bir zaman içeriyor, yani bu hale gelmen kaç sene sürdü? Hayatımın 24 yılı. 24 yıl. En eski dövmen hangisi? En eskisi burada gördüğünüz dövme. Yıldız içinde metal bandı var. Ben yürekten bir rockçıyım ve 14 yaşından beri bu dövmeyi taşıyorum. Çok güzel. Peki Maria, sen bir annesin hem de avukatsın. Doğru. Evet, Maria hem anne hem de avukat. Peki avukatlık mesleğine devam ediyor musun? Meksika'da kadına karşı şiddet kampanyası için mücadele ediyorum. Ailelere destek programında ve hayvanları koruma desteğine yönelik derneklerde çalışıyorum. Kendi yaşadığım bölgede kadınları bilgilendirme seminerleri düzenliyorum. Çünkü erkekleri anneler yetiştiriyor. Çok 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 şaşırıyorum. Hala çok şaşkınlık içindeyim. Peki biraz tabii bu söylediğin çok güzel ama ben gözüm kaydığı için yine buralara... Buralarda da silikon var galiba, değil mi? Kollarında... Hepsi. Bacaklarında var mı? Yok. No, en las piernas. Hayır, bacaklarımda yok çünkü pratik olmak gerekir.
Ay anladım. Kulakların, peki saçların. İnanamıyorum ya, böyle her yerine böyle bir bakasım ve dokunasım. Mesela burada bir yıldız var. Sí, es una estrella. Bueno, bu yıldız kadın gücünün simgesi. Kadının gücünü. Yani senin her şeyin anlamı var mı? Dövmelerinin, bu silikonların. Todo, todo. Vücudumdaki bütün dövmeler benim hayat hikayemi anlatıyor. Bu şekilde düşünmemin sebebi sürrealist olmam. Çünkü değişikliği seviyorum ve hep bir adım öteye gitmek gerektiğini düşünüyorum. Peki kaç çocuğun var Maria? Tengo cuatro hijos. Dört çocuğum var. Dört çocuğum var. Onlar ne diyorlar seninle ilgili? Hoşlarına gidiyor mu? Kendileri dövme yaptırmak isterler mi ileride? İzin verir misin? Ben yetişkin olduklarında bunu yapmalarına izin veririm. Çünkü ileride pişman olmalarını istemiyorum. Annemi Süpermen olarak görüyordum. Benim çocuklarım da beni Süpermen olarak görüyor. Süpermen. Vay çok güzelmiş. Seninle ilgili bir belgesel olduğunu duydum. Bu belgesel fikri kimden geldi? Hoşuna gitti mi? Film teklifleri geliyor mu? Bilmiyorum, hani değişik teklifler var mı sana? Açıkçası çok fazla şey yaşadım. Ancak gibi çok uzman bir kanal benim sesimi duyurabilmemi sağladı. Çok güzel. Peki Türkiye'yi sevdin mi? Gerçekten çok güzel bir ülke. Yüreğimde her zaman taşıyacağım bu ülkeyi. Gerçekten. Forever. Arasına gelirsin buraya, sevdiysen. Si ustedes me invitan, acá voy a estar. Siz davet ederseniz seve seve gelirim. Etmez miyiz davet ya? Peki ben artık seni yormak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bakın son kez bakın yakından. Çünkü böyle değişik bir kadın bir daha görebileceğinizi hiç sanmıyorum. Alkışlar istiyorum. Maria'ya. Maria. Bir dünya rekortmeni ve bir anne ve bir avukat.